Şimdi günaydınlar diyelim tekrar. Bu işi bir çözelim. Fikri nasılsın? Bir başlayalım. Seyircim bir tanısın seni. Yani Yeter abla. Artık ben hayat arkadaşımdan, sevdiğimden, sol yönümden artık mutlu bir huzurlu hayat yaşamak istiyorum. Paramız gitti. Mallarımız gitti. Evet. Canımız gitsin istemiyorum. Değil mi sol yönüm? Sol yönüm. Tırnaşma bana. Tırnaşma bana. Ya karbondioksit beni rahatsız ediyor. Dur o tarafa. Bakma ona doğru ya. Bakışın terime değiyor. Çek. Rezil ara gider misin Lütfi? Burcu sen bana bak çok seviyorsun Fikri ya. Seviyorum. Onu anladık zaten. Dümdüz de söylüyor. Ama ben de bunu anlamıyorum be kızım. Buraya geliyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ya insan kocasını sevmez mi? Ha? Sevmez. Sevmez. Ha. Böylesi kocası olursa kimse sevmez. Anlat biraz. Ne? Niyesi? Anlat. Şu suratına bak ya. Sıçan görse tuvaleti tanır, suratına s***. Cin görse çarpmaz bunu. Der ki şunu tipe bak. Bunu değiştirebileceğim bir şey yok derci. Ya bir insanın küçük parmağı bile çirkin olabilir mi ya? Yok artık. Canım. Çok çirkin. Küçük parmağı küçük çok çirkin. Aç gözlük küçük parmağını. Küçük parmağını bir göster merak ederse. Çok kötü. Evet. Peki. Şimdi tabii gerçekleri de söylüyor. Kendi bakış açısını anlatıyor. Fikri bunlar seni üzüyor mu? Yok. Yok. Olur mu böyle hiç şey? Ben daha memnunum diyorsun. Ben sevdiğimin kalbini biliyorum ablacığım. Hı. Dışarıdayız ya. Hı. Nazar değmesin diye öyle diyor. Ha. Evde seviyor seni. Öyle mi? Yok. Evde de sevmiyor, nazar değmesin diye. Hani ufak bebekleri çirkin çirkin diye severler ya. O hesap. Değil mi sol yanım? Sol yanım. Seni suratına tüküreyim. İşte öyle bir aşk bizimki. Öyle şey olur mu ya? Aşk mıdır, nefret midir o diyor suratına tükür. Neyse tamam konuma döneceğim. Şimdi malımız gitti diyorsun, canımız gitmesin diyorsun. Ben anlıyorum ki düşmanlarınız mı var acaba? İlk akıllara o geliyor çünkü değil mi? Düşmanlarımız mı var gibi bir soru geliyor. Ne diyorsun Burcu? Doğru, var. Peki bunlar komşular mı, akrabalar mı, ısınlar mı? Kimler bunlar? Siyah ay. Anlamadım. Ne? Bir daha söyle. Siyah ay. Ne bu ya? De siyah ay ne? Amerika var ya Amerika. Amerika var. Amerika, dış ülke. Var ya onların ajanları abla. Siyah ay. CIA o be. CIA. Ya çıkıyorsunuz ekranlara en büyük ülkenin kanalı ya burası. En büyük ülkenin bir CIA bile diyemeyince artık ya. Yani CIA, C. C. CIA. CIA. A. A. CIA. CIA. C. C. CIA. 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 Taktım kafayı. Sen söyle. C. C. A. C. Neyse de vallahi sıkıldım. Say. Rezil oluyoruz şu an. CIA de bizi duyuyorsa rezil oluyoruz. Neyse tamam enerjim düşüyor. Tamam programın başında anlattığım bir şeyler yaşadın. Ne an yaşadınız onu anlat hemen. Bak bekliyor seyirci. Hadi ne yaşadınız? Abla. Ha. Benim $1000'larım çalındı. Evet. $1000'ların. Evet $1000'larım çalındı. Hatırlıyor musun Burcu? Sen o sabah kalktığında $1000'lar bulmuştun evde. İşte o gün abla $1000'larım kayıp. Nereye gittiğini bulamadım. Ha. Sonra Burcu'ya sordum $1000'larım nerede olabilir diye. O da dedi Fikri dedi senin peşinde de CIA var dedi. Hı. Onlar dedi almışlardır kesin dedi. Yani sana diyor ki CIA geldi evdeki $1000'ların var bilendi dolarların. Onları aldı gitti. Niye CIA sana düşman olsun Fikri? Koca CIA niye sana düşman olsun Fikri? Abla şimdi benim mesleğim gereği hani konumum farklı. Ya, ne? Benim mesleğim gereği. Mesleğin gereği. O yüzden şöyle ki ablacığım yani ben bir de mesleğimin riskli olduğunu bilerek seçtim. Fikri. Yani böyle olmaz çok normal değil mi? Şaşırmamak lazım. Fikricim sen beyaz eşyacısın. Seni olsa olsa risk elektrik çarpacak ya tövbe ya Rabbim. Neyi riskli ya? Ne yapacaksın CIA seni ya? Beyaz eşyacısın diye Fikri. Burcu ben beyaz eşyacıymışım. CIA beni ne yapsın? Beyaz eşya lobisi. Sen beyaz eşyaları tamir etmeyeceksin ki sahiye senin daha fazla şey satacak sana. Camaşır makinesi, bulaşık makinesi satacak. Doğru diyor. Doğru diyor sol yanım. Özür dilerim. Özür dilerim ya. Öderken bile çirkin oluyorsun. Daha çirkin oluyorsun öyle. O tarafa doğru de. Hep bana doğru bakıyor. Ya şu kadını sen de haklı ama kadın sinirleniyor. Şu tarafa doğru. O tarafa doğru baksın. Bu aracı var burada. Tamam. Neden bana bakıyor? Tamam Burcu haklısın. Dur şimdi. Fikri bu hikayen bana saçma geliyor. Anam. Niye? Şimdi bak CIA sen beyaz eşyacısın. CIA seni ne yapacak? Anlatabiliyor muyum? Yani niye seninle uğraşıyor? Bunu aç bana ya. Neye inandın sen?
Ablacığım, saçma olsa ben 2 yıl dağda yaşar mıydım? He, öyle bir şey ol. Ben salak mıyım o kadar? Şüphelerim var Fikri. Abla, öyle düşünme. CIA'den birisi bana haber getirdi. Ne? Evet. Kim getirdi CIA'den haberi? Burcu. He? Burcu. Burcu, sana CIA'den haber mi geldi? Bana geldi haber, ben ona getirdim. Ne dedi lan? Ne yaptın? Evet abla, şöyle ki... Evet. Eve geldi, dedi ki... Fikri dedi, senin peşinde CIA var dedi. Git dedi evden. Çabuk git dedi. Hı. Git, defol git dedi. Git. Evet. Ben sana doğru düzgün haber gelince... Tekrar ben seni bildireceğim, o zaman gelirsin eve dedi. Hı. Kovdu seni, gönderdi evden. Evet abla. Alan dedi, CIA geliyor dedi. Sen dedi, hemen dedi, şeyine bakmadan kaç dedi. Evet abla. Haber verdi mi sonra? Vermedi. 2 yıl ben dağda yaşadım. Kulübü yaptım kendime. Yılanlarla beslendim. Sol yanımı da özleyince geri döndüm. Dayanamadım. Sol yanım. Bakma bana. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.